Hepimiz gemideyiz. Onu deldirtmeyiz. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran Suresi 104. Ayet Kıymetli dostlar, Bana sokmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı dininizde yoktur. Allah buyuruyor ki, Beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Allah'ın kulu musunuz? Evet. Allah'ın dini sizi ilgilendirir mi? Allah'a isyan edenler senin Allah'ına isyan ediyor. Senin Allah'ına küfrediyor. Seni ilgilendirir mi? Anana küfresi ilgilendiriyor babana küfretse ilgilendiriyor da, Allah'ına küfretse nasıl ilgilendirmez? Elbette yeryüzünde olup bitenler seni ilgilendirir. Sizden öyle gruplar, cemaatler yetişmeli ki, onlar insanlara iyiliği emredecekler, kötülükten nehyedecekler. Başkası onları ilgilendirecek. Kötülüğe daldıran insanlara etmeyin, gitmeyin, haramdır, günahtır, başınıza bela açmayın diyecekler. İbadetten mahrum olanlara Kardeşlerim gelin, koşun ibadete, koşun Allah'a diyecekler. Böyle bir cemaat olmalı, böyle bir çalışma olmalı. Çünkü ancak bunu yapanlar felaha layıktırlar. Ya bil fiil böyle bir cemaatin içinde olmak lazım ya da bunları yetiştiren bir grubun içerisinde olmak lazım. Namaz kılmayan insanın kılmaması, İçki içen insanın içki içmesi, zina yapan insanın zina yapması beni hiç ilgilendirmez diyemeyiz. Kur'an böyle diyor. Elbette hepsi bizi ilgilendirir. Çünkü insanlık gemi gibidir. Gemi delindiği zaman o gemideki insanların iyisi de kötüsü de hepsi birden batar. Dolayısıyla haramların her birisi gemiyi delmek anlamındadır ki bir deprem geldiği zaman iyiyi kötüden ayırmaz. Bir sel felaketi geldiği zaman da iyiyi kötüden ayırmaz. Bir bela geldiği zaman umumi olarak gelir. Pişman olan kullara müjde. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجري <laughs> Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Ali İmran Suresi 134. Ayet Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu bakınız bize ne güzel nasihatte bulunuyor. Diyor ki, kullarım, siz beşerseniz şaşarsınız, yanlış yollara ayağınız kayar düşerseniz. Fakat sizden yanlış iş yapıp bir günaha girerek nefislerine zulmedenlerden Allah'ı hatırlayan kimseler, eyvah ben ne yaptım ya. Ben Allah'ın kuluydum. Bu haramı işlememeliydim. Bu günahı yapmamalıydım diye günahı işledikten sonra hemen canı gönülden Estağfurullah derler. Allah'tan başka günahları bağışlayacak kimse var mı? Yok. O zaman Allah'tan başka kimden özür dileyeceğiz? İşte o Allah, kendisine yalvarıp yakaran kullarına icabet edendir. Hakiki mü'minler, bile bile bir daha günahlarına ısrar etmeyen, tevbe edip pişman olarak bir daha tarafına bakmayan kimselerdir. Bir insan, günah işleyip kendi nefsine zulmederse, sonra da Allah'ı hatırlayıp pişman olursa, tevbe ederse ve o günaha da ısrar etmezse, bu tövbesinin karşılığı, Rabbi tarafından ona büyük bir mağfiret ve altlarından nehirler akan cennetlere yerleştirmesidir. Bağışladım sizi kullarım, sildim günahlarınızı, tertemiz kıldım defterinizi demesidir. Yani biz beşer olarak ayağımız kaydığında, yanlış iş yaptığımızda Allah'ı hatırlayarak hemen tevbe eder, istiğfar eder, o günaha ısrar etmezsek Allah bizi bağışlar. Defterimizi gıcır gıcır yapar. Rabbim tövbesini sağlam yapanlardan eylesin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Ali İmran Suresi 133. ayet. Kıymetli dostlar, ayrıca Allah Celle Celaluhu kullarım, Allah'ın sizi bağışlaması için birbirinizle yarış yapın. Affedilmenizi gerektirecek amellere sarılın. Çünkü siz kulsunuz, beşersiniz. Yanlışlarınız, günahlarınız çoktur. Dilinizle gıybet edersiniz. Gözünüz kayar, gönlünüz kayar. Eliniz ayağını sizi günahlara, yanlışlara götürür. Bu günahlardan, bu yanlışlardan temizlenmenin yolu vardır. Mutlaka Rabbinizin sizi bağışlaması için ne kadar sebepler varsa koşun, yapışın onlara diyor. Rabbimiz bizi huzuruna tertemiz almak istiyor. Tertemiz olarak varabilmek için sebeplerine tevessül etmek lazımdır.